Sırada ne var? Tabii ki PS Now. Şimdi burada Ahmet'in deneyimlerinden faydalanacağız. Ahmet şöyle bir liste yolladı. Onu buraya bir copy pasteleyeceğim müsaadenizle. Sevimli bir 8 tane madde yolladı. O sevimli 8 maddeyi şuraya pasteleyelim. Bir de şurayı alıyoruz. Have fun dediğin yere have fun'dan ziyade şöyle bir şey koyalım. 8 diyelim buna. Şimdi burada beraber burayı bir tıraşlarız. UK VPN ile piyasa hesabı açıyoruz. Açalım. Bu sefer Şimdi UK hesabından giriş yapıyoruz. United Kingdom neredesin? Two points. Manchester'dan girelim. Güzel. Notification istemiyorum hocam. Hiçbir şey istemiyorum hocam. Devam edelim. Tamam, account'u yarattık zar zor da olsa. Şimdi bir tane CDK almamızı istiyor. Yalnız burada şöyle bir şey. 12 montluk değil de şeyden PlayStation Now 1 aylık sadece. 1 aylık 7.79'a daha da ucuzmuş aslında. Daha da ucuzunu bulduk. Buy now. Tam bir tane. Secure checkout diyelim. Tamam, parayı ödedik. Order number'ı clipboard'a kopyalamanın gereği yok ama şunun ekran görüntüsünü alayım. Neyse, PS Now download diyelim. Download the PC app. Save. Şimdi ne yaptık? Baştan UK VPN hesabıyla girdik. Bir United Kingdom hesabı açtık. Portable zip. Her zaman portable benim tercihimdir. Şuraya bir hemen şey yapalım. Sen ne dedin? Bus setup x64 dedin değil mi? Tamam, şunu bir indireyim. O da insin. Config'ini var. Açıp açtık config'ini. Bu arada bunları da canlı yayında yapıyoruz ki hani beraber görelim ve YouTube'a bunu atabilirim. Şimdi önce kolu takılı. Şunu açıyoruz. 64'ü. Emulation with Xbox Controller press. Ha, dublaj falan da var diyorsun. Süper. Press Alt Escape or Exit to Exit. Tamam. Alt artı Escape'e bas diyorsun yani. O altta çalışıyor emülatör. Doğru mu? Bakalım. Bir şey çıkmıyor ama şeye. Konsola. Tamam. Neyse, problem değil. Şimdi PS Now kısmı. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Arada sövdük falan. Bence 10 numara. PlayStation Now. Şimdi artık VPN'i kapattık. Burası önemli. Artık VPN yok. Yani artık Xbox'taki gibi önce Czech Republic'e gideyim. Oradan bilmem ne yapayım yok. Artık cidden tamamen Türkiye üzerinden PlayStation Now'a bağlanıyoruz. Buradaki UK VPN'i tamamen şeyi bypass etmek için. Bir şey soracağım. Burayı Öyle niye mi? bypass etmiyor? Ha, şimdi girdi. Aa, God of War'u bitirmiştim. Ulan bilgisayarda bir daha oynarım ya. Hocam bir şey soracağım. Benim şu an elim ayağım titriyor. Bir şey soracağım. Bunların hepsine erişebiliyor muyum ben? Vay anasını avradını. Şunların çoğu var zaten. Heavy Rain'i yeni bitirdik zaten. Hızlıca indim de PS2 falan bile var ya. Hadi Last of Us deneyelim ya. Allah'ım bir sorun çıkmasın. Tertemiz oynayalım şunu ne olur ya. Vay arkadaş diyorum ya. Neyse tamam hadi sakin. Not using a DualShock 4 or bilmem ne. Kullanıyorum işte tamam. Got it. PlayStation Now ile Ya ilgili evet. deneyimlerimize geçelim. Birinci olarak şunu Text söyleyeceğim. speech off. Enables Text language. Eğer burada Turkish çıkarsa ki var olduğunu düşünüyorum. Hırvat, ha Türkçe. Şey söyleyeyim, menü tamamen stream ediyor gibi değil, benim bilgisayarımda çalışıyor gibi. Niye öyle bilmiyorum ama çok tatlı görünüyor. İlerleyelim. Burada oyun baştan oynamak istedim falan. Salla hocam. Onlara tekrar sıfırdan bakarız. Şu an benim için önemli olan PlayStation'a Last of Us 2 oynayabiliyor muyuz? Oynayabiliyoruz. Oynayabiliyoruz. Ya bu buradaki görüntü GeForce Now'da şey gibiydi. Böyle bir puslu pusluydu. Xbox Cloud Gaming'de browser üzerinden oynuyorduk. Kesinlikle rahatsız ediciydi. Şu an PlayStation Now'da gördüğüm şu ana kadar daha oyunla ilgili bir şey görmedim ama menüyü görüyorum. Şu yazıları görüyorum falan. Kesinlikle benim bilgisayarımda renderlanıyor gibi. Uzak bir yerden encoding decoding gibi değil. Ha, siktir. Abi bir şey söyleyeceğim. Görüntü efsane. Bu kesinlikle benim bilgisayarımda renderlanıyor gibi. Stream gibi değil. Ne oldu bilmiyorum falan diyor. Dur. V2Bot gel. Gel hocam. Hiç gitme bir yere. Onlar Dinliyoruz. Hocam biriyle ülkenin yarısını dolaşınca Game Pass'in anasını ağlatır. Üzerine gider V2 bulsun anasını da ağlatır. Net söyleyeyim. ben İkisini de sana ağlatır. çaremi Aynen nokta. Aa ben Taylor. Benim seni gitarımda yıkmaya Taylor. çalışıyorum Yok şu anda. Allah. Sharon geldi. Hızlıca bir latency test yapalım. Abi grafikler efsane. Ben peşinden gitmeyeceğim. Vegetation ve şeye bakacağım. Çok net şunu söyleyebilirim. New World'de de Vegetation vardı. Parazitlenme oluyordu. Burada GeForce Now ve şeye göre, Cloud Gaming'e, Xbox'a göre tertemiz bir görüntü görüyorum. Size de öyle geliyor diye düşünüyorum. Çünkü cidden tertemiz. İnanılmaz iyi görünüyor. Yani ben PlayStation 4'te Red Dead Redemption 2'yi bitirdim. God of War'u bitirdim. Direkt PlayStation 4'te. Oradaki grafik kalitesinin aynısını burada da görüyorum ama klasik PlayStation 30 FPS kilidi var. Ya yani o var, onu değiştiremiyoruz zaten sana. Seçeneklerde vardır belki bir deneyeceğim.
Çok 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 iyi ya. Yani hakikaten çok güzel görünüyor. Sanırım yok. O 30 FPS şeyin işte PlayStation'ın klasik zımbırtısı yani. Bence daha fazla ilerlemeyelim. Ya bunu Last of Us 2 gibi bir masterpiece şu an oynanabilir halde bununla. Yani Last of Us 2'yi oynayabileceğiz. Şimdi hızlıca bir özet geçelim. Tamam. Dizeriz. Şeye Ben geleceğiz. PlayStation Now'a geleceğiz. PlayStation Now tarafında ne yaptık? Onu anlatayım hızlıca. PlayStation Now için, şimdi PlayStation Now Türkiye'de yok. PlayStation Now neyi sağlıyor? Önce onu söyleyeyim. PlayStation Now'la bilgisayarından gamepad'ine girip yine bu streaming servis gibi işte GeForce Now gibi, Xbox gibi falan filan bilmem ne PlayStation'lara uzaktan erişip oyunları oynuyorsun. Mesela Last of Us işte bilmem yani anladın mı? PlayStation kütüphanesini tamam. Bence Red Dead Redemption 1 bile vardır orada. Oynayabiliyoruzdur. Ve ben oynamadım. Çok istiyorum oynamayı. Varsa bakacağım. PlayStation Now bunu sağlıyor. PlayStation Now'da zaten fark etseniz Last of Us 2'yi denedik. Yani hani daha yeni çıkmış oyun. PlayStation oyunu. Eksklüzif oyun falan. Ve PlayStation Now'da PlayStation'da oynuyor gibi oynadık. Ben dibim düştü. Çok iyi yani. Adım adım ne yaptığımıza geçelim. Bir kere bunların üçünün içinde PlayStation Now anasını satar teknoloji olarak hakikaten çok iyi görünüyordu. Ama Türkiye'de yok. Nerede var? İşte dünyanın çeşitli yerlerinde var. Biz United Kingdom'dan girdik. Niye United Kingdom'dan girdik? Çünkü GLaDOS dedi ki United Kingdom'dan girince Türkçe dil desteği ve Türkçe altyazı desteği var dedi. Türkçe işte şey seslenme falan zaten oyunu Türkçe oynadık az önce. Ne yaptık? Bir United Kingdom VPN'i açtık. Ne Surfshark'tan. United Kingdom VPN'i ile girdik PlayStation Now'a bir üye olduk. Sonra PlayStation Now üyeliği satın aldık. CDK satan bir yerden. Yani şey gibi işte yabancı oyun bilmem neler vardı ya bu oyun işte Oyunfor falan gibi şey gibi işte. Gittik legal CDK satan bir yerden serial aldık. Serial'ı redeem ettik PlayStation Now üzerinden. Ondan sonra PlayStation Now'a yani kayıt olduğumuz şeyle application'dir PlayStation Now'a girdik. VPN'i kapatıp girdik artık. Artık yani Türkiye üzerinden bağlanıyoruz direkt. Çünkü artık VPN istemiyor üye olduktan sonra. United Kingdom'da hesabı açtın. United Kingdom'dan aldın, kurdun. Sterlinle bana para mı ödedin? Artık ne bok yiyorsan ye diyor. VPN falan onunla değil. İster git Afganistan'da bulabiliyorsan iyi internet gir orada oyna diyor. İster git Irak'ta oyna diyor. İster gel Türkiye'de oyna diyor. Artık ben karışmıyorum sana diyor. Yeter ki önceki kısmı United Kingdom üzerinden hallet. Özetimiz bu. Şimdi artısını eksisini konuştuk. İşte Xbox Cloud Gaming'in daha zamana ihtiyacı var. Bir kere bir application üzerinden çalışıyor olmalı. Browser'dan çok fazla randıman alamadık. Ama PlayStation Now'da cillop gibi yayın aldık. Efsaneydi. Özetimiz bu arkadaşlar. Sevgili YouTube, sözüm size. Burada Twitch'te biz işte bir ara 10 kişi olduk, bir ara 8 kişi olduk, bir ara 3 kişi olduk. 3,5 saat içinde siz büyük ihtimalle 20-30 dakikalık kesitler halini izleyeceksiniz. Ve bütün outro'larda bunu göreceksiniz onu söyleyeyim. Keyifli oldu. Canlı yayınlarda genelde böyle ilerliyoruz zaten. Sizden ricam Twitch'e de gelirseniz aynısı geçerli ama şu an YouTube'da izlediğiniz için, izliyor olacağınızı düşündüğüm için. Birincisi abone olun. Cidden önemli. Yani o 240 abone, 243, 240 yeter yani. Binleri falan bulsa çok tatlı olacak. Abone ol tuşuna hemen basın mümkünse. İkincisi abone olduğunuz ama bazen mesela Twitch'te öyle o bildirim tuşu bazen çalışmıyor. Bildirim tuşunu aktif edin lütfen. Yorum yapın abi. Yorum çok, yani yazın aşağı bir şeyler ya. İllaki bir şey oluşmuştur kafanızda. Eleştirecek bir şey, yerecek bir şey, övecek bir şey. Geyik. Bir de şu like dislike'ı falan kullanın. Şeyden dolayı diyorum bunu. Bana giren çıkan bir şey yok yani burayı kırparız da. Algoritma abi. Ya bunların hepsi algoritmayı o kadar etkiliyor ki. Ya video etkileşim alıyor diye düşünüyor YouTube. Önemli yani. Ya yapın abi şunları. Kendinize iyi bakın. Bekliyoruz. Görüşmek üzere.